ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bugün paralel diyanet çetesiyle HDP aynı saptanı. Bugün paralel diyanet çetesiyle MHP aynı saptanı. Bugün paralel diyanet çetesiyle HDP aynı saptanı. Bugün paralel diyanet çetesiyle terör örgütü aynı saptanı. Bugün paralel diyanet çetesiyle Boğaz'daki Yavuz çetesi aynı saptanı. Bugün paralel diyanet çetesiyle tüm Türkiye düşmanlarıyla medya paralı aynı saptanı. Hepsi aynı sapta, hepsi aynı yerde. Kime karşı? Millete karşı. Millete karşı, bu vatana karşı, bu coğrafyaya karşı, mazlum halkların ayağa kalkışına karşı. Şimdi size okuduğum bu rapor, niçin sandık başında durmanız gerektiği için yeterli. Peki, size bir başlık daha okuyacağım. Hatırlar mısınız Gezi? Başbakan yardımcısı, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Bey'e 7 maddelik bir deklarasyon verilmişti. Bildirim. Hatırlayanlar mı? Bir, Gezi Parkı, Gezi Parkı Türkiye'de bir 28 Şubat denemesidir. Gezi Parkı Türkiye'de bir 9 Mart denemesidir. Gezi Parkı Türkiye'de bir 27 Mayıs girişimidir. 27 Mayıs, 9 Mart, 28 Şubat, neyse Gezi Parkı doldur. Ne dediler Bülent Arınç'a? 7 madde sundular. 1. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımından vazgeçeceksiniz. 2. Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksiniz. 3. HES'lerden vazgeçeceksiniz. 4. 3. havalardan vazgeçeceksiniz. 5. köprüden vazgeçeceksiniz. Bunlar size neyi hatırlatıyor? Bir şey hatırlatıyor mu? Bak bunlar neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bu millet İstiklal Savaşı'ndan sonra uçak yapacaktı. Veci Hürkuş'u hatırlayan var mı? Var değil mi? Kim engelledi? Bu deklarasyonu kim reddettiyse, bu bildiriyi kim reddettiyse o uçağı onlar engelledi. Bu millet 1950'li yıllarda, 40'lı yıllarda kendi otomobilini yapacaktı. Kim engelledi? Bu bildiriyi okutturanlar. O fabrikayı neye çevirdi İsmet İnönü? Tencere tava fabrikası. Bu millet motor yapacaktı. Rahmetli Erbakan Hoca'nın büyük sabalarıyla. Kim engelledi? Gezi Parkı'nda bu cümleleri söylettiler. Dertleri şu. Türkiye'de millet çalışacak. Londra'daki para balonlarına faiz üzerinden paralar transfer edilecek. Türkiye'nin siyasi bağımsızlığı borçlandırma üzerinden ipotek altına alacağız. Peki bu millet ne yaptı 12 yıldır? Üçüncü köprüyü kim yaptı? Cevap verin cevap. Kim yaptı? Köprü şişini kim yaptı? Yüksek hızlı freni kim yaptı? Savaş uçağını kim yapıyor? Yolcu uçağını kim yapıyor? Marmara'yı kim yaptı? Avrasya tüneli kim yaptı? İstanbul para yerin altında İstanbul tüneli projesini kim yapıyor? Bu projelerin hepsi bir bağımsızlık sembolü değil mi? Bir kalkınma sembolü değil mi? Bir büyüme sembolü değil mi? AK Parti bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Sizler en sandık başkanları, en sandık başkanları sandığınızın başında bağımsızlık sembolüsünüz. Bağımsızlık sembolüsünüz. Siz pazar günü 7 Haziran sabah göreve başladığınızda sadece sandıkta oyları beklemeyeceksiniz.
Çocukların da başında siz bekleyeceksiniz. Kudüs'ün özgürlüğü için de siz bekleyeceksiniz. Ayasofya için duayı siz emeceksiniz. Siz sandık başında beklerken Somali'deki çocukların kulağının sizde olduğunu unutmayacaksınız. Sırasınızda da katledilen kadın kardeşlerimizi dökülen kanını unutmayacaksınız. Şehitlerin kanını unutmayacaksınız. Siz sandığın başında beklerken birilerinin o ülkeyi yeniden teröre mahkum etmek istemesi karşısında teröre hayır dediğinizi, barışa evet dediğinizi unutturmayacaksınız. Ey Müslüman Kürt kardeşim! Ey bu topraklarda Malazgirt'te bir beraber olduğumuz, Çankırı'nda bir beraber olduğumuz, Çanakkale'de bir beraber olduğumuz Kürt kardeşim! Şimdi birileri 100 yıl evvel nasıl Türkiye'de ulus milliyetçiliği dayattıysa etnik Türk milliyetçiliği üretip bir başkasını ötekileştirmek için ortaya çaba koyduysa şimdi 30 yıldır terör üzerinden şimdi de bir siyasi parti üzerinden seni İslamsızlaştırmanın peşindeler. Nasıl Batı'da İslamsız Türk yetiştirmek için 17-15 milyon genç yarattık dedilerse şimdi de Doğu'da İslamsız Kürt, ezansız Doğu ortaya çıkarabilmek için ortaya çıkmış bu siyasi partinin Ermeni diasporasının emrine girmiş senin ahlaki değerlerini yok sayan Ahmet-i Hami'yi anlamayan İdris'i Bilgis'i anlamayan bu coğrafyadaki Türklerle Kürtleri birlikte olduğunda bu coğrafyada kurulacak yeni barış düzenini engellemek isteyenlerin oyuncağı olmuş bu HDP'nin oyununa gelmeyeceksin değil mi? Evet! Gelmeyeceklerin Müslüman Kürt kardeşi. Çünkü birileri şu anda bir planı sahneye koymanın peşinde. Bakın hepinize söylüyorum. Vehamet tellallığı yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Birileri Türkiye'yi bölmek için bu dörtlü yapıyı, beşli yapıyı kullanıyor. Açık söylüyorum. AK Parti'nin saflarında durmak demek birlik demektir. Muhalefetin saflarında durmak demek bölücülük demektir. Onlar Türklerle Kürtleri birbirinden ayırıp bu coğrafyayı hem Türklere hem Kürtlere mezar ettirmek istiyorlar. Bu kadar açık söylüyorum. Siz sandık başında duran sandığa kadar mahalle mahalle sokak dolaşarak şunu ayağa kaldıracaksınız. Yavuz Sultan Selim'in Mevlana İdris-i Bitlis Hazretleri'yle kurduğu o kardeşlik ittifakı var ya, Alparslan'ın Bizans'ı yenerken Kürt kardeşlerimizle kurduğu ittifak var ya, Çanakkale'de şehit diklerde yatan ittifakımızın kardeşimizin sembolü olan Çanakkale var ya, bu topraklarda Rusların ve Batı'nın oyununa gelerek Osmanlı'yı yıkmak için Ermeni çetelerinin yaptıklarına karşı hilafete dik dik sadık olup ayağa kalkıp doğrunun Hristiyanlaştırılmasına, Ermenileştirilmesine itiraz eden o Kürt kardeşlerimiz var ya, biz yeniden bu coğrafyada Kürt kardeşlerimizle birlikte kardeşlik temelli
bir coğrafyada bir barış düzenini yeniden kurmayı siz sandıkta koruyacaksınız. Yoksa ben size çıkarım burada, derim ki AK Parti 10 yılda refahı bu kadar arttırdı, şunu şu kadar yaptı, şu kadar okulu yaptı, bu kadar bunu yaptı, anlatırım. Ama keşke şu ciğerini yapsalar, içindeki yüreğini açsalar, oradaki bildiklerin başka şeyleri size aktarabilsem. Ancak bu kadar aktarabiliyorum. Onun için şimdi birileri bizim elimizden Recep Tayyip Erdoğan'ımızı istiyor. Verecek miyiz? Birileri Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'sız bir siyaset istiyor. İzin verecek miyiz? Birileri Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı hakkında kilitlemek istiyor. İzin verecek miyiz? Onun her gün bizimle olmasından mutlu muyuz? Devletin kapılarını her gün millet açık olmasından mutlu muyuz? Onun Cumhurbaşkanlığı makamında, benim için devlet başkanlığı makamıdır. Devlet başkanlığı makamında daha güçlü olması için sandıkları tutacak mıyız? Sandıklara sahip çıkacak mıyız? Sandıkların gözümüzü nuru gibi koruyacak mıyız? Namusumuz gibi koruyacak mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bu söz, bu sözün şahidi semadaki yıldızlar. Bu sözün şahidi semadaki melekler. Bu sözün şahidi bu topraklar. İslam'la buluşsun diye şehadet şerbetini içmeyi şeref bilmiş Malatya şehitliği şahittir. Bu sözün şahidi Letuf de Hannel Konstantiniyye ve Lenime Emiru Emiruha ve Lenime Cemiş Zarker Cemiş müjdesine mazhar olmak için İstanbul'da koşup gelmiş Halid-i Zeyn Ebayver Salim'in Fatih Sultan'ı askerleridir. Abdülhamid Han'dır. Bu sözün şahidi Erbakan Hoca'dır. Özat'tır. Musi Yazıcıoğlu'dur. Bu topraklardaki şehitlerdir bu sözün şahidi. Şimdi yapacak olduğumuz bir şey var. Hepinizin adını koyuyorum. Hepiniz hani var ya analar Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken ne atlatmışlardı onlara? Ne atlatmışlardı? Kralın kuzu. Hepiniz birer kralın kuzusunuz. Allah şahit bir kralın kuzusunuz. Ve sizin tarih Çanakkale gibi anacaktır. Yapacağımız bir tek şey var. Bir, kaç gün var seçime? Peki. 9 gün var. 9 gün. Bütün sandıklarımızda bir tur daha. Bir tur daha. Selamünaleyküm, aleyküm selam diyeceğiz. Bir tur daha. 10 gün. Her gün 30 kişi ziyaret etsek 300 kişi yapar. Hedefe ulaşır mıyız artık? Yapacağız mı bunu? Sözdür. Bir söz verin. Ses çıkmıyor. Seçim günü. Seçim.
Burayı dikkatle dinleyin. Çünkü burayı dikkatle dinleyin. Çünkü şu anda seçimlere yönelik ciddi bir şahitlik çetesi çalışması var. Dün akşam Ataşehir'de bir toplantı yaptılar. Merak etmeyin, toplantıyı izlediriyorum. Her şey bizde. Gönlünüz rahat olsun. Hepsinizde. Bugün bir tanesini söyledik, toplantıda konuşulanların hepsini apışlı kaldı. Bizi şey zannediyorlar. Geç. Şimdi bir hazırlık var. Samanyolu televizyonunda her akşam toplantı yapılıyor. Toplantının amacı bir oy pusulası nasıl iptal ettirilir? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ey kartanlı! Her akşam toplantı yapılıyor. Toplantının amacı şu. Oy pusulası böyle kaldırılıyor. Bu oy nasıl iptal ettirilir? Sizi ananızın aksilikle helal boyunuzu iptal ettirmeye kimsenin gücü yeter mi? Şimdi hedefleri şu. Sandıkta oyları iptal ettirme. Bir, hazırlıkların diğer ayağı oy pusulalarını, zabıtları, tutanakları anında internetten yayınlayarak özellikle iptal oyları sürekli kargaşa yönetmek. Bir kere, iki, üçüncü ay İki partinin rozetlerini kullanacaklar şifre olarak. İki partinin rozetlerini, isimlerini mi ihtiyaç var? Açıktan söylemeyip değiştirirler sonra. İki partinin rozetini şifre olarak kullanacaklar. Üç, bu sürecin içerisinde kimler var? Bir, Türkiye Barolar Birliği. Bu şüphe şunu gösteriyor. Her bölgede okulda bir avukatımız, bu davaya inanmış bütün avukatlar, hadi görelim sizi, görelim sizi. O gün evde yatmak yok, evde oturmak yok. Muhammed nerede? Bektaş, Muhammed. Nerede Muhammed? Yok. Bekti nerede? Kayıp. İki, İstanbul Barosu. Üç, Gezi, Geziciler. Dört, Doğan Medyası yazarları. Beş, paralel medya organları. Özel olarak açıkladıkları destekçiler. Şimdi o size başta anlattıklarımı, niye Çanakkale dediğimi iyi dinleyin. Açıktan söylüyorlar onları. Dış destekçileri. The Economist dergisi. The Guardian gazetesi. Bloomberg medya kuruluşu. BBC. McKinsey Enstitüsü. CHP belediyeler. İç yok çekme. Onlar bize bir şey öğretilmedi. Bir sistem kurmuşlar. Sessizin yerine Türkiye tutanak teyit sistemi. Bu neyi öğretiyor bize? Tutanakları almadan sandıktan ayrılmak. Tutanakları almadan sandıktan ayrılmak. Tutanakları almadan sandıktan ayrılmak. Ve biz demin Mehdi dedi ki biz biriz, onlar beş. Ya onlar 100 kişi olsa ne olur be? 100 kişi olsa ne olur? Biz inanmışız ve kalbimiz elhamdülillah. O gün mazbatalara sahip çıkmak. O gün o sandık sistemiyle ilgili genel değil iyi okumak. O gün psikolojimizi iyi yönetmek. O gün saat 5 çekip gideyim yok.
sandık bölgesinde tek başınıza yerinize birisini bırakmadan ayrılmak basma dalınıdır. İlçeye teslim etmeden ayrılmak yok. Bir şey daha. Saat 5'ten sonra herkes sandık bölgesinde oy sayımına nezaret edecek. Oy verenler değilse meydanı bu adamlara bırakırız. Halk da gidecek sandık bölgesinde AK Partililer oyuna sahip çıkacak. Çal şimdi onları bakayım bir daha. Hadi. Çal şimdi hadi. Bu parlamentin